Araştırmacının alan araştırması için önceden hazırlanması ve yapacağı araştırma ile ilgili arka plan bilgi edinmesi gerekiyor. Bunun için de kuşkusuz daha önce konuyla ilgili olarak yapılmış olan araştırmaları gözden geçirmenin yanı sıra alanla ilgili bilgiyi de elde etmesi gerekiyor. Yani çalışmanın yapılacağı mekan, coğrafya, insanlar, topluluklar üzerinde çalışılması gerekiyor. Araştırmacının sahada daha kolay kabul görebilmesi açısından belki de araştırma yapacağı grupla bir başkası aracılığıyla tanıştırılmasında yarar var. Çünkü böylece araştırmacı daha kolay kabullenilir araştırma yapacağı topluluk, grup tarafından. Saha araştırmacısının aynı zamanda insanlarla birlikteyken kullanılmak üzere bir kimlik geliştirmesi gerekiyor. Bundan kasıt, biraz önceki slaytlarda da gördüğümüz gibi araştırmacı burada tamamen dışarılıklı biri olarak mı yer alacak? Yoksa katılımcı gözlem yaparak bu işin içerisine dahil mi olacak? Her ikisinin de kuşkusuz göz önünde bulundurulması gereken yönleri var. Dolayısıyla araştırmacının burada belirli bir kimlik geliştirip hep aynı şekilde davranması yararlı. Araştırmacının niçin orada olduğunu, nasıl bir araştırma yapmak istediğini, insanlardan ne beklediğini sahadaki veri toplayacağı deneklere, gruplara, insanlara açıklaması gerekiyor. Bu açıklamayı yapmak ahlaki açıdan da aslında bir görev. Çünkü size bilgi sağlayacak olan kişilere niçin orada olduğunuz konusunda bilgi vermeniz lazım. Hele hele bu araştırmanın gizli saklı yönü ya da yanıltıcı bir yönü yoksa belki de etkileşimin daha iyi olması, insanların daha işbirliğine yönelik bir takım davranışlarda bulunmasını da getirebileceğinden yararlı da olabilir. Alan araştırması yaparken araştırmacının deneklerle görüşmesi sırasında belli başlı izleyeceği adımlar şunlar. Önce gene diğer araştırma yöntemlerinde de gördüğümüz gibi araştırmanın amacını ve hangi araştırma sorusunu, kavramları araştıracağını önceden açıklığa kavuşturması gerekiyor araştırmanın. Ve buna göre bir araştırma tasarımı geliştirmesi gerekiyor. Yani ne yapacak alanda, kimlerle görüşecek, kaç defa görüşecek, bu görüşmeleri nasıl kayıt altına alacak, kayıt altına almak için izin isteyecek ve alabilecek mi? Bunun gibi. Görüşmeleri yapması gerekiyor ya da gözlemleri yapması gerekiyor. Daha sonra bu görüşme ve gözlem sonuçlarını kayıt altına alması gerekiyor. Eğer görüşme yapmak için bir kayıt makinesi kullandıysa bunun transkribe edilmesi, yazıya geçirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde görüşmeler sırasında söylenen şeylerle ne kastedildiğini analiz ederek ortaya çıkarmak gerekiyor. Örneğin bir saha araştırmasında yaptığı gözlemlerin örneğin gelenek göreneklerle ilgili ne anlama geldiğini analiz etmesi ve kendi araştırma amacıyla ilişkisini ortaya çıkarması gerekiyor. Bu işlemlerin günü gününe yapılması son derece önemli. Çünkü araştırmacının detayları unutması çok muhtemel. Aynı olayların yeniden gerçekleşmesi beklenemeyeceğine göre gündüz örneğin sahada tutulmuş olan verilerin hemen sıcağı sıcağına kayıt altına alınmasında yarar var. Eğer bu verilerde anlaşılmayan bir şey varsa araştırmacının bunu doğrulamak için anında yine veri topladığı kişilerle görüşmesi ve
herhangi bir davranışın altında yatan nedenin ne olduğunu belki de ortaya çıkarması gerekiyor. Bu verilerin güvenilirliği ve geçerliği açısından da son derece önemli. Bütün bu aşamalardan sonra da tabii ki yazıya dökmesi gerekiyor. Bu araştırma sosyolojik bir araştırma olabilir, tarihsel bir araştırma olabilir, iletişim, halk bilimle ilgili bir araştırma olabilir ama hangi konuda olursa olsun raporlama ve araştırmacının sahada yaptığı gözlemler, görüşmeler sonucunu rapor haline getirerek bulgularını dış dünya ile paylaşması alan araştırmalarının da kuşkusuz en önemli amaçlarından bir tanesi. Alan araştırmaları ile ilgili literatürde aynı zamanda odak grupları ya da focus group diye adlandırılan gruplarla ilgili de bir bahis oluyor genellikle. İkisi yani alan araştırması ile odak grupları arasındaki temel fark aslında odak grubu dediğimiz zaman bir grup deneyi laboratuvar ortamına benzer bir ortamda görüşme ve veri toplama için kullanmak. Alan araştırmasında hep araştırmacı deneklerin bulunduğu yere giderek onlarla birlikte zaman geçirme, onlarla görüşme yapmak durumunda. Oysa odak grubu dediğimizde o konuda bilgi sağlayabileceğini düşündüğü, bildiği bir grup insanı bir araya getirip onlarla görüşme yapma. Dolayısıyla odak gruplarının da bir takım temel avantaj ve dezavantajları var. Örneğin 10-15 yıl oldu sanıyorum ki Türkiye'deki trafik problemini çözmek için şimdi detaylarını hatırlayamıyorum ama seçkin bir takım öğretim üyeleri, etkin kişiler vesaire 2-3 gün süreyle Trakya'da bir yere toplanıp acaba ne yapılabilir diye bir odak grup benzeri çalışma yapılmıştı. Ve oradan ondan hemen sonra da işte gündüzde arabaların ışıkları yansın gibi bir takım uygulamalar kısa süreli de olsa olmuştu. Esnek bir yaklaşım, yüz geçerliği yüksek, hızla sonuç alınabilir ve maliyeti düşük. Çünkü gidip örneğin gelenek görenekleri araştırmak için 6 ay belirli bir mekanda yaşamak yerine odak gruplarıyla birkaç görüşme yaparak tam olarak sorun ne gibi bununla ilgili bilgiler toplanabilir. Ama bu tür grup görüşmelerinde araştırmacının kontrolü tabii ki daha az ve verilerin analizi daha zor. Genellikle bir grup denekten söz ettiğimiz zaman bu grubun kendi içerisindeki tartışmalarının da bir rehber aracılığıyla yönlendirilmesi gerekiyor ve bu rehberin özel bir takım becerileri, soru sorma yetenekleri olması gerekiyor. Odak gruplar birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla örneğin trafik konusunda bir grubun düşündüğüyle diğerininki tamamen zıt olabilir. Dolayısıyla bu yönde de bir dezavantaj oluşabilir. Grupları bir araya getirmek, toplamak zor olabilir. Ama her halükarda odak grupları yurt dışında ve bizde de zaman zaman başvurulan bir araştırma yöntemi. Özellikle de örneğin trendlerin belirlenmesi açısından, yönelimlerin ortaya çıkarılması açısından, bazı toplumsal sorunlar konusunda akil insan olarak adlandırılan kişilerin hangi görüşte olduklarını ortaya çıkararak bu görüşleri bir araştırma çerçevesinde yayınlamak sık yapılan eylemlerden biri. Gerek odak grupları ile yapılan araştırmalarda olsun, gerek saha araştırmalarında, demin de üzerinde durduğumuz gibi araştırmacının sürekli not tutması, kayıt altına alması gerekiyor. Bunun için araştırmacının belleğine güvenmemesi lazım. Bu not tutma
yeri gelir kağıt kalemle olabilir. Eğer deneklerin izni varsa belki kayıt makinesiyle kayıt altına alabilir. Ama her halükarda araştırmacının sahadayken notlar alması ve bu notları daha sonra belki de yeniden gözden geçirip varsa eğer bir takım anlaşılmayan durumlar ya da çelişen durumlar bu konuların üzerinden geçirip açıklığa kavuşturulması lazım. Araştırmacının her şeyi kaydetmesi lazım. Belki o zaman gördüğünde bir anlam veremeyebilir gördüğü ya da gözlem yaptığı ya da duyduğu şeyle ilgili olarak. Ama bu daha sonra gerekirse bazı bağlantıları kurmak açısından önemli hale gelebilir. Dolayısıyla özellikle niter araştırma yöntemi olarak alanda tutulan bu notların daha sonra araştırma raporunda da yer yer kullanılacağını gözden uzak tutmamak lazım. Yer yer etikle ilgili hususlara değindik ama toparlamak gerekirse nitel alan araştırması etik açısından tıpkı deneysel araştırmalarda olduğu gibi en belki de problematik araştırma türlerinden bir tanesi. Çünkü deneklerle bizzat zaman geçiriyorsunuz, onlarla belirli şeyleri paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanlarla ilgili olarak onlara nasıl davranacağınız, onların yanındayken nasıl bir kimlik geliştireceğinizi önceden belirlemeniz gerekiyor. Örneğin insanların konuşmalarını haber vermeden kaydetmek, fotoğraflarını haber vermeden çekmek acaba ne kadar etik olur? Kendi amaçlarınız doğrultusunda gerekirse dünya görüşlerini paylaşmadığınız, sevmediğiniz kişilerden bilgi toplamak ne kadar etik olur? Acil yardıma ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz. Biraz önce gazetecilik örneğini vermiştik ama doğrudan yardımcı olamıyorsunuz. Yani slaytlarda söylediğimiz şekliyle kendinizi Marslı olarak görüyorsunuz araştırmacı olarak. Bu ne kadar herkes tarafından kabullenilebilir? İnsanın kendisini tamamen adamadığı bir yer ya da durumda olması araştırma yapmak amacıyla gene nasıl bir durumdur? Başkaları ile ilişkilerinde planlı davranmak, stratejik davranmak, yani örneğin deneklerle alanda bilgi toplamak amacıyla en azından kendiniz gibi davranmamak ne kadar etiktir? Eğer bir taraf tutma söz konusuysa saha araştırması sırasında toplanan verilerle ilgili olarak sizin bir araştırmacı olarak şu ya da bu tarafı desteklemeniz ne kadar etiktir? Bu araştırma için eğer bir ödeme yapılması gerekiyorsa insanlara para vererek veri toplamak ne kadar etiktir? Bütün bunlar nitel araştırmalarda genel olarak zaten araştırmacıların üzerinde düşünmeleri gereken konular. Alan araştırmalarının güçlü ve zayıf yönlerine hızlıca bakacak olursak, güçlü yönleri olarak alan araştırmaları bize gözlediğimiz, üzerinde araştırma yaptığımız şeylerle ilgili daha derinlemesine bilgi toplama imkanı veriyor. Esnek bir yaklaşımla bu bilgileri toplamak mümkün. Araştırmacı çoğu zaman toplumsal olaylar meydana gelirken gözlem yaptığı için genellikle ucuz ve betimleme araştırmaları ile karşılaştırıldığında ya da deneysel araştırmalarla karşılaştırıldığında daha geçerli sonuçlar veriyor. Çünkü daha olayların oluş anında yapılan gözlemlere dayandığı için gerçekçi. Deneysel araştırmalarda da, betimleme araştırmalarında da örnekler vermiştik. Örneğin betimleme araştırmalarında insanları geçici olarak yapay bir duruma sokuyorsunuz ve sorularınıza cevap vermelerini bekliyorsunuz demiştik. Bu ötenazi konusunda olabilir, ne bileyim şefkat konusunda olabilir vesaire. Oysa alan araştırmalarında ise böyle bir yapay ortam söz konusu değil. Eğer örneğin ötenazi ile ilgili bir yaşantısı olan kişilerle görüşmeye gittiyseniz
bu kişi bizzat bunu yaşamış durumda, ailesi o anda bu acıyla belki başa çıkmaya çalışıyor diye düşünmek lazım. Bu arada ötenazi deyince belki gazetelerde zaman zaman sizin de gözünüze çarpıyordur. Aslında yani birçok ülkede ötenazi, insanın kendi kendini yok etmesi, öldürmesi yasaklanmış durumda ama bunun yasak olmadığı ülkelerden, nadir ülkelerden biri İsviçre. Gidiyorsunuz, işte 6000 euro mu ne kadar para verip paşa paşa ölüyorsunuz. Ama kimsenin yardımcı olmaması lazım. Çünkü değişik hukuk sistemlerinde bir kişinin ölümüne yardım ettiğiniz anda cezaya tabisiniz o açıdan. Alan araştırmasının zayıf yönleri ise nitel veriler topluyorsunuz ve bunlar konusunda her zaman için istatistik veriler toplamanız ve rapor etmeniz mümkün değil. Ve araştırmacıyla çok yakından ilgili, araştırmacının gözlediği kitleyle çok yakından ilişkili olduğu için de zaman zaman subjektif yorumlar içerebilir. Araştırmacının gördüklerinden ne anladığını ve belki de bazen yanlı bir şekilde rapor etmesini de getirebilir. O açıdan bakıldığında da güvenilirlikle ilgili bir dezavantaj sunabilir. Evet, bu derste içerik analizi ve alan araştırmalarından söz ettik. Belli başlı terimleri slaytlarda da görüyorsunuz. O dersin içinde de ayrıntılı olarak bahsetmiştik. İçerik analizi nedir? Kodlama nedir? Bunlarla ilgili olarak biraz bilgi verdik. Araştırmacının gözlediği ya da topladığı verileri çeşitli kategorilere göre sınıflandırması, ham veriyi standart forma dönüştürmesi süreciydi kodlama. Alan araştırmalarındaki farklı paradigmalardan söz ettik. Doğalcılık gibi, etnometodoloji, etnografya, gömülü kuram gibi. Örnek olaylar, genişletilmiş örnek olay yöntemi, kurumsal etnografya, katılımcı eylem araştırması, diğer alan araştırması ile ilgili, nitel araştırmalarla ilgili paradigmalardan bazıları. Nitel görüşmeler, gene görüşme yapılan kişiyle görüşmecinin genel planı olması, ancak hangi soruların hangi sırada ve hangi sözcükler kullanılarak sorulacağının belirlenmediği görüşme türü olarak biliniyor. Dolayısıyla gerek alan araştırmalarında olsun, gerek odak grupları diye adlandırdığımız laboratuvar ortamındaki araştırmalarda olsun, burada yapılan görüşmelerin çoğunlukla yapısal olmayan görüşmeler olduğunu vurgulamak zorundayız. Yani gidişata göre araştırmacı hangi soruları soracağını belirleyebiliyor. Nitel görüşme derken de kastedilen bu. Odak grubu gene belli bir konuyu tartıştıracak bir grup denek bulup onlardan bilgi toplamaya dayanıyor. Özet olarak bu iki araştırma yöntemi, içerik analizi nicel yöntem olarak, alan araştırması nitel yöntem olarak bize toplumsal dünya hakkında bazı şeyleri araştırma ve bazı sonuçlara ulaşma imkanı veriyor. Dolayısıyla bu araştırmalar da tıpkı diğer daha önce gördüğümüz deneysel ve betimleme araştırmalarında olduğu gibi belli başlı adımları olan, çoğu zaman diğer yöntemlerle de ortak adımları olan araştırmalar. Bu dersle birlikte araştırma yöntemlerinden verdiğimiz örnekler sona eriyor. Ama kuşkusuz araştırma yöntemleri sadece deneysel yöntemle, sadece betimleme yöntemiyle, sadece içerik analizi ya da alan araştırmasıyla sınırlı değil. Henüz değinmediğimiz
çok farklı araştırma yöntemleri de var. Örneğin tarihi yöntem, karşılaştırmalı yöntem, yöneylem araştırmaları gibi birçok araştırma yöntemiyle ilgili literatürde bilgi bulmak mümkün. Fakat bizim amacımız bu derste bütün araştırma yöntemlerini tekrarlamak değil, araştırma yöntemleriyle ilgili dersin ilk kısmında gördüğümüz gibi temel kavramları vermek, arkasından belli başlı araştırma yöntemleri konusunda örnekler vermek, daha sonra ise özellikle nicel araştırmalar açısından son derece önemli olan örneklem seçme mantığını ve arkasından da nicel veri analizini, özellikle PASW kullanarak verilerin nasıl analiz edip yorumlanacağını gözden geçirmek olduğundan bu aşamada farklı araştırma yöntemleriyle ilgili derslerimizi bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki aşamada, bir sonraki derste örneklem seçme mantığını açıklamaya çalışacağız.